Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için asla dağılmayan tadı, kıvamı ve görüntüsü gerçekten çok güzel olan nefis bir fellah köftesi tarifi hazırladım. Yıllardır yaptığım garanti bir tariftir. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifimize ilk olarak bulguru ıslatmakla başlıyoruz. Kaseye 2 su bardağı köftelik ince bulguru koyuyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Aynı ölçüde 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. Yani birebir kullanıyoruz. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatarak 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bulgurumuz 15 dakika dinlendi ve şişti. Şöyle bir karıştırdıktan sonra genişçe bir tepsinin içerisine alarak güzelce ezeceğim. Suyun kaynar olmasına lütfen özen gösterin. Böylelikle kısa sürede bulgurlarınız şişmiş olacak. hazırladığım bulguru kısır tepsisinin içerisine koyuyorum. Dilerseniz normal tepside kullanabilirsiniz. Tamamını tepsiye aldıktan sonra elimle ufalayarak eziyorum. İçerisinde hiçbir büyük parça kalmayana kadar ezeceğim. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. İlk olarak baharatlarımızı ekliyoruz. Bunun için 1 çay kaşığı kimyon, 1,5 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Baharat miktarını tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sonrasında içerisine yarım su bardağı un ekliyorum. Bir su bardağı irmik ekliyorum. yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı acı biber salçası ekliyorum. İsterseniz sadece domates veya sadece biber salçası da kullanabilirsiniz. Kenara ayırdığımız bir adet yumurtamız var. Yumurtayı şimdi eklemiyoruz çünkü bulgurumuz oldukça sıcak. Güzelce karıştırıyoruz ve bulgurun soğumasını sağlıyoruz. Daha sonra yumurtayı ekleyeceğiz. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Salçanın ve baharatların bütünleşmesini sağlıyorum. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi içerisine bir adet yumurta ekliyorum. Yumurtamızı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş sıcak su ekleyerek köftemizi hazırlıyoruz. Bu tarifi yapmak oldukça basit. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane detay var. Onları da elimden geldiğince videomda sizler için paylaşacağım. O yüzden sizlere tavsiyem videoyu çok fazla hızlandırıp atlayarak izlemeyin. Aradaki detayları kaçırmamanız adına söylüyorum. Kenara ayırdığım yarım su bardağı sıcak suyum var. Suyun birazını döktüm ve karıştırmaya devam ediyorum. Kıvamına bakacağız. Gerekirse biraz daha su ilavesi yapacağız. Ben toplamda yarım su bardağı sıcak su kullandım. Lütfen sizler suyu yavaş yavaş ekleyin. Karışımı yaklaşık olarak 10 dakika boyunca yoğuruyorum. Pişme esnasında dağılma olmaması için güzelce yoğurulması oldukça önemli. Macun kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. güzelce yoğurdum ve istediğim kıvama ulaştım. Sizlere şöyle bir kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşak güzel bir kıvam elde ettik. Bir diğer taraftan ayrı bir kaseye elimizi ıslatmak için su alıyoruz. Hazırladığım köfteleri tepsiye koymadan önce bir miktar un alıyoruz. Ve köftelerin tepsiye ve birbirine yapışmasını bu şekilde engellemiş oluyoruz. Hepsinin her yerine gelecek şekilde unu koydum ve hemen köftemi yapmaya başlıyorum. İlk olarak elimi biraz ıslattım. Hazırladığım köftemden bir parça alarak görmüş olduğunuz gibi elimle iyice sıkıştırıyorum. Köftenin şeklinde bozukluk olmaması için ve pişme esnasında dağılmaması için köfteyi iyice sıkıştırmanız oldukça önemli. Yaklaşık bir fındık büyüklüğünde parçalar kopartarak tepsime alıyorum. Daha sonra yuvarlayarak köfteme son şeklini vereceğim. Her evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Eminim sizler de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Hazırladığım köfteleri elimle iyice yuvarlıyorum. Yuvarladığımız köftelerimize artık son şeklini veriyoruz. Serçe parmağımızın ucuyla köftesine bastırıyoruz ve fellah köftemizi bu şekilde hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi şekli de oldukça güzel. Bir kez daha göstermek istiyorum. Tabi bu aşamada elimizi arada bir ıslatıyoruz. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra yuvarlıyorum. Serçe parmağımın ucuyla hafif bastırarak köfteme son şeklini veriyorum ve un serptiğim tepsime alıyorum. Tüm köfteler bitti. Hepsini hazırladım ve tepsiye koydum. Bir diğer taraftan da tencereye bolca su aldım ve kaynatıyorum. Hazırladığım köfteleri kaynar suyun içerisine atıyorum. Köftelerin dağılmaması için suyun kaynar olması oldukça önemli. Gördüğünüz gibi hazırladığım köfteleri kaynar suyun içerisine yavaş yavaş koyuyorum. Yüksek ateşte köftelerimiz pişene kadar arada bir karıştırıyoruz. Tabii pişme esnasında çok fazla karıştırmamanız gerekiyor. Aksi halde köfteleriniz dağılabilir. Süzgeç yardımıyla kenardan içeri doğru şöyle bir karıştırdım ve kaynamaya bırakıyorum Kaynama esnasında üzerinde köpüklenme olacaktır onu kaşık yardımıyla alıyoruz Köftelerimiz pişerken bir diğer taraftan salçalı sosumuzu hazırlıyoruz ayrı bir tavaya bir çay bardağı sıvıyağı alıyorum Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre Sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı acı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar ezerek karıştırıyorum ve pişiriyorum. Salçanın kokusu çıktıktan sonra içerisine rondodan geçirdiğim 4 adet domatesi ekliyorum. Domatesin kabuklarını soymadım. Kabuklarıyla birlikte rondodan geçirdim. Böylelikle hem rengi hem de lezzeti çok güzel oluyor. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. Sosumuzu karıştırıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Sosun pişmesine yakın içerisine rendeledim 6 diş sarımsağı ekliyorum. Sarımsak bu köftenin olmazsa olmazı. Sizlere de tavsiyem bolca kullanmanız ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Sarımsağın lezzetinin çok kaybolmaması için sosun pişmesine yakın koydum. Bir diğer taraftan köftemiz kaynamaya devam ediyor. Köfteler piştikten sonra hazırladığımız sosun içerisine alacağız ve güzelce harmanlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi hiçbirinin şeklinde bozulma yok, dağılma yok. Sizler de belirttiğim detaylara dikkat ettiğiniz sürece eminim güzel sonuç alacaksınız. Sosumuz güzelce kaynadı ve pişti, artık hazır. Köftenin tadına baktım, gayet güzel pişmiş. Pişen köftelerimi hazırladığım salçalı sosun içerisine koyuyorum. Süzgeç yardımıyla fazla suyundan arındırdıktan sonra salçalı sosumuzun içerisine koyuyoruz. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Salçalı sosumuzun altı açık. Köfteleri içerisine koyduktan sonra yaklaşık 1 dakika pişireceğiz. Tamamen harmanlanmasını sağlayacağız. Köftelerin tamamını salçalı sosun içerisine koydum, güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, köftelerimizde hiçbir dağılma yok. Lokum kıvamında oldu ve şeklini gayet güzel koruyor. Biraz pişiriyorum. Salçalı sosla köftenin bütünleşmesini sağlıyorum. Piştikten sonra Borcama alarak servis için hazırlıyorum. Görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Son olarak üzerine ince ince doğradığım maydanozları koyuyorum. İsterseniz maydanozu koyduktan sonra şöyle bir karıştırabilirsiniz. Tarifin tüm detaylarını elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an hemen o güzel yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Gördüğünüz gibi fellah köftesi yapmak işte bu kadar kolay. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.